İnsan evladı bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, preler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir ailenin tek bir kızı varmış. Bu kıza sabahleyin bir dünürcü gelmiş, onlara söz vermişler. Öğleyin bir dünürcü daha gelmiş, onlara da söz vermişler. İkindi vakti bir dünürcü daha gelmiş, onlara da söz vermişler. Akşam vakti bir dünürcü daha gelmiş, onlara da söz vermişler. Vakit ilerlediğinde evin erkeği eve gelmiş. Kadın kocasına demiş ki, "Bey, bugün bir şey oldu." Kocası, "Ne oldu kız?" demiş. "Ne olması yoktur bey, bizim kızımız yok mu?" "He, 4 tane dünürcü geldi, 4'üne de söz verdik." Gözün kör olmaya kadın. "Bizim bir kızımız var, sen 4 kişiye söz veriyorsun. Kalk bari hocaya gidelim." Hocaya gitmişler. Hoca efendi, "Aha böyle böyle oldu," demişler, konuyu anlatmışlar. Hoca da, "O çok kolay. Köpeğiniz var mı?" "Var." "Eşeğiniz var mı?" "Var." "Keçiniz var mı?" "Var." "Aha bu duayı alın, köpeğinizi, keçinizi, eşeğinizi bir de kızınızı bir odaya kapatın. Üzerlerine bu duayı 40 kere okuyun. Sabah ola hayır ola. Mevla bize ne gösterecek deyin." "Peki hocam." Eve gidince anne baba kızını, eşeği, köpeği, keçiyi aynı odaya kapatır ve duayı okur. Sabah kapıyı açmış, bir de bakmış ki 4 tane aynısından kız. 4'ünü de telli duvaklı etmiş ve sonrasında hocaya gitmişler. "Hocam, biz kızımızın hangisi olduğunu nasıl bulacağız?" "Hoca, gidin damatlarınıza sorun kızınızdan memnunlar mı diye." Adamla karısı damatlarının birinin yanına gitmiş ve kızlarından memnun olup olmadığını sormuşlar. "Çok memnunum. Kendi işini gördüğü gibi komşuların da işini görüyor. Hiç canının da kıymetini bilmiyor." Adam karısının kulağına eğilmiş demiş ki, "Aha bu bizim eşek." İkinci damadın yanına gitmişler ve aynı soruyu ona da sormuşlar. "Kuru veriyorum sesini çıkarmıyor, yaş veriyorum sesini çıkarmıyor, çok iyi maşallah. Ben eve gelene kadar gece yarısı da olsa kapının eşiğinden ayrılmıyor," demiş. Adam, karısının kulağına eğilmiş, "Bu da bizim köpek," demiş. Üçüncü damadın yanına gitmişler ve ona da aynı suali etmişler. "Yahu ne suya ne de sabuna değiyor. Tekesi teke kokuyor. Bir de inadı var ki sorma," demiş. Adam karısına, "Bu da bizim keçi." Sonuncuya gitmişler, "Damat memnun musun bizim kızımızdan? Doğurup yetiştirene Allah uzun ömür versin. İnsan evladı. Tuttuğu giyiliyor, pişirdiği yeniliyor. İnsan evladı insan," demiş. Karı ve koca birbirlerine bakıp gülümsemişler. Bu masal da burada bitmiş.